Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer hemen sağdaki abone ol ya da tıklayarak abone olabilirsiniz. Evet, bugünkü modelimiz bu şekilde. Evet, bitmiş hali bu şekilde değil tabii ki. Şimdi bunu yapıyoruz, sonra etrafına farklı bir renkle bir kenar ve şuradan bir şerit gideceğiz arkadaşlar. Yine istek bir model. Şimdi başlayalım hemen isterseniz. Önce ortayı yapıyorum. Aliza Diva. İplerim, Ören Bayan'ın var bu tarz ipleri. Şu rengi kullanacağım kenarı içinde. Tığım da 2 milimetrelik bir tığ. Şimdi sihirli halka yaparak başlıyoruz. Şöyle parmağımıza doluyoruz burayı. Tığımızı buradan geçiriyoruz. İlmeği alıyorum bu şekilde. 1, 2, 3. Başlangıçta 3 tane zincir çekiyorum. Bir kez doladım, boşluğun içine batıyorum, ikili tramzan yapıyorum. Zincirle beraber 2 tane tramzanım oldu. Bu şekilde buraya 14 tane tramzan yapıyoruz arkadaşlar. Bir kez doluyoruz. 2, 2 defa yaparak çıkıyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu zincirle beraber. 6, şu ipimizi kapatalım, çekelim. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Şimdi buradaki ipimizi çekiyoruz, sıkıştırıyoruz. İlk yaptığımız tramzanın üzerine bu şekilde kaydırma tekniğiyle birleştirdik. Şimdi buradan 1, 2, 3 tane zincir çekelim. Sonra tığ bir kez doluyorum. Bakın aynı yere batıyorum. İlmeği alıp çekiyorum. Doladım. Birinci yaptık. 2 doladım. 3 doladım. 4. 4 defa böyle uzattım. Hepsini birden çekiyorum. 1, 2, 3 tane zincir. Bir kez doladım. Hemen geliyoruz. Buradaki bir sonraki yuvaya giriyoruz. Çekiyoruz. Bu çekmeler hepsi aynı boyutta olmalı. 2, 3, 4. Hepsini birlikte çekiyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Dolamaları saymıyorum şimdi, bakın. Buraya battıktan sonra çektiklerimi sayıyorum. 1, ama her defasında tığ doluyoruz. 2, 3, 4. Hepsini birlikte çekiyorum. 1, 2, 3. Alt sırada 14 trabzan yaptık. Bunun üzerine yine 14 tane bu şekilde ne deniyordu buna, fıstık. 2, 3, 4. Hepsini birlikte çekiyorum. 1, 2, 3 tane zincir. Fıstık yapıyoruz. Evet, 14 tane. 3, 4. Hepsini birlikte çektim. 1, 2, 3 tane zincir. Hiçbir yuva atlamıyoruz. Her trabzanın üzerine bir kez batıyoruz. Zaten 14 tane trabzan yaptık. 14 tane de bu şekilde fıstığımız olacak. Ve kapatıyorum. 1, 2, 3 tane zincir. Şimdi bu sırayı tamamlayalım. Başlangıç noktasına gelelim. Evet, başlangıç noktasına kadar geldim. Sayalım yine isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane olacak. 3 tane yine zincirimi çektim. İlk yaptığımız fıstığın tepesine giriyoruz. Yine kaydırma tekniğiyle bu şekilde birleştiriyoruz. Şimdi 3 zincir çektiğimiz boşluklara 3'er tane tramzan yapacağız. Önce ipimi taşıyorum bu şekilde. 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı bir kez doladım. Yine ikili tramzan. Zincir birinci tramzanım. İkinci yaptım. Ve 3. Bir kez doladım. Bir sonrakine giriyorum.
Bir, iki, üç. Bir kez doladım. Bir sonrakine giriyorum. Bir. Arada zincir yok. Sadece boşluklara 3 tane trabzan yapıyoruz. Pardon. Şöyle yapıyoruz şimdi. Şuraya atladım. Onu unutmayalım. Şimdi ilk 3 tane yaptıktan sonra arkadaşlar burada 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 5 tane zincir çekiyoruz ve bu son yaptığımız trabzanın tepesinden doğru batıyoruz. Şöyle yine ilmek kaydırma yaparak buraya bir boşluk oluşturuyoruz. Zincir yok. Tığımı doladım. Diğer boşluğa geçiyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Atladım az önce orayı. Evet, 3 trabzan. Diğer boşluğa geçiyorum tekrar. 1 2 ve 3. Evet. 2 tane boşluğu 3'er tane trabzanla doldurduktan sonra tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Trabzanın tepesinden bu şekilde 2 ilmek alarak batıyoruz. Tığımızı aldık. Tığdaki ilmekten geçirdik. Tekrar doladım. Şimdi 2 tane boşluğa yine 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 3. Bir sonrakine geçiyorum. 1 2 3. 2 tane boşluğu doldurdum. Başlangıçta sadece bir boşluğu doldurduk ve pipiriği yaptık. Sonra 2 boşluğu doldurduk. 1 pipirik, 2 boşluğu doldurduk. 1 pipirik, 2 3 4 5 tane zincir tepeden giriyoruz. Birleştiriyoruz. Tığımı doladım. Tekrar 1 2 3. Tığımızı doladık. Bir sonrakine geçiyoruz. 1 2 3. 2 tane boşluğu doldurdum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Yine tepeden batıyorum. Tığımdaki ilmekten kaydırarak çekiyorum. Evet, sırayla bütün boşluklara bu işlemi yapıyoruz. 2 3. Bir sonraki boşluğa geçtim. 1 2 3. 2 tane dolguyu yaptık. 1 2 3 4 5 tane zincir. Tepeden giriyoruz. Birleştiriyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi gelelim buraya kadar. Bu şekilde. Evet, bu sırayı da tamamladım. Sona geldiğimizde burada 3 tane trabzanı yapıyoruz. İlk yaptığımız zincirin, daha doğrusu trabzanı demeyeyim, şöyle zincirin tepesine batıyorum. İlk trabzanımız, ilk zincirimiz diyelim. Bu şekilde birleştirdim. Şimdi birleştirdikten sonra 1 2 3 4 5 6 2 4 6, evet 7 olması lazım, yanlış saydım. 1 2 3 4 5 6 7, evet doğru yapmışım. 7 tane böyle pipirik görünümünde boşluğumuz olacak. Şimdi buradan şöyle yapıyorum. Tığımı doladım. Burada oluşturduğumuz boşluğun içine giriyoruz arkadaşlar. Şöyle tekrar fıstık yapacağız. 1 2 3. 3 defa çekiyorum bu sefer. Kapatıyorum. 1 2 2 tane zincir. Tekrar tığımı doladım. Yine giriyorum. 1 2 3. Çekiyorum. Buradaki çekmeyi şöyle yapıyorum. Bakın başta yapmadım onu ama hiç önemli değil. Böyle şimdi yapabilirsiniz. 2 ilmek kaldı. İkisini bir alıyorum. Şöyle daha sivri duruyor burada. Şurada gerek yok. 1 2 zincir, 1 doladım. İster hepsini birlikte çekebilirsiniz. İsterseniz böyle yapabilirsiniz. 1 2 3. Şu ayrılıyor zaten bakın. Şöyle alıyorum. Sonra ikisini birlikte alıyorum. 3 tane fıstık oldu. 1 2. Buraya
aynı boşluğa, yani şuradaki boşluğa 5 zincir çektiğimiz boşluğa 7 tane fıstık yapacağız. 1 2 3 çektim. İkisini bir çektim. 2 tane zincir. 1 2 3 4 tanesini yaptık. Tekrar 5. yapıyorum. 1 2 3 1 2 Tekrar 6. yapıyoruz. 1 2 3 Evet. 1 2 3 4 5 6 oldu. 2 zincir. Son fıstığı yapıyoruz. Şimdi buraya 5 zincir çektik. Bu 5 zincirin içine bütün fıstıkları sığdırıyoruz arkadaşlar. Sığdıramıyorsanız eğer 6 zincir de yapabilirsiniz. Ama sığıyor. Evet, şöyle. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Şimdi son yaptığımız fıstığı geliyoruz. Şimdi bir, iki, üç tane trabzanımız var. Üç tane de burada var. Tam ortasına bir sık iğne ile birleştiriyoruz. Tekrar tığımızı doladık. Diğer boşluğa giriyoruz. Aynı işlemleri tekrar ediyoruz. 1 2 3 İkisini bir aldım. 1 2 zincir. Evet, tekrar 1 2 3 Kapatıyorum, çekiyorum. 2 tane zincir. Tekrar 1 2 3 2 tane zincir. 3 oldu. Yine 7 tane yapacağız. 1 2 3 Hepsini bir çektim. Şu tığdaki ile çektiğimi tekrar çekiyorum burada. 2 zincir. 1 2 3 2 zincir 5 yaptık. 6 yapıyoruz. 1 2 3 Evet, şimdi 2 zincir 7 yapıyoruz. 1 2 3 2 Pardon, kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, 7'yi yaptıktan sonra zincir yok. Geliyoruz yine bakın. 1, 2, 3, 4 diyeyim. Şöyle şu fıstığın tepesine, üçerli trabzanların tam ortasına bir sık iğne. Yine buradan tığımızı dolayıp diğer 5 zincirli boşluğumuza geliyoruz. 7 tane fıstık yapıyoruz. Bütün boşluklara bu şekilde fıstık yapacağız arkadaşlar. Şöyle 2 tanesini yaptım ben şimdi. Yine 7 tane şöyle çiçek desenlerimiz olacak. Evet, şimdi gelelim başlangıç noktasına kadar hepsini tamamlayalım. Evet, bakın sona geldim. 1 2 3 4 5 6 7. yaprağımızı da yaptık. Son fıstığı yaptıktan sonra şuraya başladığımız noktaya batıyoruz. Yine kaydırma tekniğiyle bu şekilde birleştiriyoruz. Bir tane de zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Böyle de gayet güzel. Bunları birleştirerek de bir şeyler yapabilirsiniz. Bu sanıyorum bardak altı yapacak arkadaş. Bardak altı için istedi ama böyle birleştirerek farklı şeyler de yapabilirsiniz. Şimdi şu iplerimizi gizleyelim hemen. Evet.
Evet, şu ortayı da sihirli halka yaparak başladığımız için yine birkaç ilmek buradan yürüterek gizleyelim arkadaşlar. Öne geçmesin. Yeterli bir tane de zincir çekiyorum. Şimdi motifimizi burada iplerini de temizleyelim. Farklı bir renk kullanarak etrafına ilmek kaydırma yapacağız. Şimdi şurada üçer üçer tramzan yapmıştık. Şu sırada herhangi bir tramzan üzerinden şöyle tığımı geçiriyorum, arkadan diğer ipimi alıyorum. Yapmasanız da olur ama bu şekilde model, o yüzden yapıyorum. Bir sonraki tramzanın üzerine batıyorum. Şunu da bir önden bir arkadan alarak gizleyeceğiz. Şöyle ilmeği alıyoruz, tığdaki ilmekten geçiyoruz. Diğer tramzana batıyoruz. Süper, arkaya alalım. Tığdaki ilmekten geçiyoruz. Bunu gerdirmeden yapıyoruz. Bakın şunu bağladığım ipi bir tığın altında, bir üstünde, bir altında, bir üstünde yaparak şurada gizlemiş oluyorum. Bu şekilde komple bir yuvarlak yapacağız. Her tramzanın üzerine batıyoruz. Şöyle bakın, burada belli oluyor zaten her yuvaya. Artık arkadaki ipi de gizlemiyorum şu anda. Bu kadar gizlemek yeter. Oradan keseriz. Normal örer gibi tığımı ön yüzden batıyorum, arkadan çıkartıyorum. İlmeği alıyorum. Zincir işi denilen teknik arkadaşlar, bu file modellerin üzerine, file örgülerin üzerine farklı desenler işlenebiliyor bu şekilde. Bu modelde de böyle bir çizgi gidilmiş. Komple bir yuvarlak yapıyoruz. Önce. Evet, şu bakın tramzanların arasına batmıyoruz. Yuvalara batıyoruz. Ona dikkat edelim. Az önce araya girdi tığım. Şöyle bir görüntü oluşuyor. Gayet güzel oluyor. Şimdi bunu tamamlayalım. Başlangıç noktasına kadar gelin. Evet, bu sırada geldim sonuna arkadaşlar. Komple dolandık, geldik. Şimdi şurada aslında son ilmeğimiz burası ama şurada boşluk oluştuğu için şöyle yapalım. Buraya tığ ilk geçirdiğimiz yer, buraya tekrar geliyorum, şöyle alıyorum, şu ilmeği bırakıyorum. Bakın, tığ ilk geçirdiğimiz yer aslında. Bunu bir önceki sırada yapabiliriz ama burada bir boşluk oluşuyor. Şurada ayrık kalıyor orası. O yüzden tekrar böyle yapıyorum. Şimdi bu ilmeği burada bırakıyorum. Buradan tekrar tığımı arkadan doğru geçirdim. Bunu böyle alalım. Şu ipi gerdirelim parmağımıza dolayarak. Arkaya çekelim. Bir yerlere girdi. Şöyle çektim. Evet. Şimdi güzel oldu. Böyle birleştirdik. Şimdi arkaya geliyorum. Bir, iki zincir çekelim. Bir de çekebilirsiniz. Elinizin ayarına göre sanki bir daha iyi olacak. İpi kesmeyeceğim buradan. Dönüyorum. Şimdi buranın üzerine tekrar aynı renkle pebirik yapacağız. Evet, döndürdüm. 2
2 zincir çektim, döndürdüm. Şu birleşme noktasına önce şöyle bir sık iğne yapalım. Bir tane zincir çekelim. Bakın sıradaki şu aralarda boşluklarımız vardı. Fıstıkların arasında 2 zincir çekmiştik. İlk boşluğa bir sık iğne ile giriyoruz. Diğer boşluğa tekrar bir sık iğne ile giriyoruz. 1, 2, 3. Evet, 3 zincir yeterli olur diye düşünüyorum. 3 zincir çekip aynı boşluğa tekrar bir sık iğne yapıyoruz. Sonra tekrar bir sonrakine geçiyoruz. 1, 2, 3 zincir aynı boşluğa bir sık iğne daha. Bir sonrakine geçiyoruz. 1, 2, 3 zincir aynı boşluğa bir sık iğne daha. Şunların biraz belirgin olması gerekiyor. İsterseniz 4 de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 3 tane pipirik yaptık. 4.'ü de aynı şekilde yapıyoruz. Bir sonraki boşluğa giriyoruz. 1, 2, 3 zincir aynı boşluğa bir sık iğne daha yapıyoruz. Şurada sonda bir boşluğumuz kaldı. 1, 2 zincir çekelim. Bu boşluğa bir sık iğne. Burada zincirle indik. Sonra şu aradaki sık iğnenin üzerine tekrar bir sık iğne. Evet, 2 zincir. Şimdi diğer yaprağa geçiyorum. Diğer köşe diyelim. İlk boşluğuna bir sık iğne ile giriyoruz. Burada pipirik yok. Her tepede 4 tane şöyle pipirimiz olacak. Şimdi bir sonraki boşluğa giriyorum. Önce bir sık iğne, sonra 3 tane zincir ve bir pipirik. Bir sonrakine giriyorum. Bir sık iğne, 3 zincir, bir pipirik. Bu şekilde 4 tane yapıyoruz. Bir sık iğne, 3 zincir, bir pipirik. Şimdi sona geldik. 1, 2, 3, 4 taneyi tamamladım. 2 zincir, bir sonraki boşluğa bir sık iğne. Sonra şu ortadaki sık iğnenin üzerine bir sık iğne. Pardon, ipin katına girdim. Tekrar ediyorum burayı. 2 zincir. Pardon, burada zincir yok. Özür, zincir yok. İlk boşluğa giriyoruz. Bir sık iğne, sonra 2 zincir. İkinci boşluğa giriyoruz. 1, 2, 3 zincir. Bir tane sık iğne. 3 zincir. Yine aynı yere bir sık iğne. 4 tane oluncaya kadar bu şekilde. Evet, şurada fıstığa girdim. Boşluğa girecekken. 3 zincir. Tekrar bir sık iğne. 1, 2, 3, 4. 4 taneyi tamamladık. Şimdi burada 2 zincir. Boşluğa bir sık iğne. Sonra geliyoruz ortadaki sık iğnenin üstüne bir sık iğne. Diğerine geçiyoruz. Boşluğa bir sık iğne. Şimdi 2 zincir, bir sonraki boşluğa bir sık iğne ve 3 zincir. Diğerine geçiyoruz. Bir sık iğne, 3 zincir, tekrar sık iğne. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu da hemen tamamlıyorum ve dönüyorum. Evet, başlangıç noktasına kadar geldim. Sevgili hanımlar, böyle. Şimdi şuraya sık iğnemizi yaptık. Burada da ilk zincir çekmiştik. Bakın arkadan gelmiştik. Buraya geliyoruz. Aynı yere batarak şöyle bir birleştirme yapıyorum. Bir tane de zincir çekelim. Ve kesebiliriz.
Şimdi bu ipimizi de gizleyelim. Bakın bunu yürüttüm buraya kadar. Tamamını kesebilirim. Tığın bir altında bir üstünde tutmuştuk. Bunu da şöyle birkaç ilmek kendi renginde yürütmekte fayda var. Şu fıstıkların arasında da gidebilir. Evet. Şöyle şuradan sağlamlaştıralım. Buradan keselim. Bu şekilde. Bu nereden çıktı? Şurada bir ipim var. Bir dakika, hemen onu alalım arkaya. Nereden çıktı şu anda bilemiyorum. Yürüttükten sonra kesmiştik. Evet, bunları güzel yürütmekte fayda var arkadaşlar. Uzun yürütmekte. Evet. Çok şirin bir şey oldu. İsterseniz böyle bırakabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. Yine isterseniz bunu birleştirerek de bir şeyler yapabilirsiniz. Şimdi şuraya takıldım. Burası böyle ayrı gibi duruyor ama ayrı değil aslında. İlk şeyde şuradan da yukarıya doğru çekiştirmişim biraz herhalde. Birazcık bol yapalım buraya arkadaşlar. 3 zincir falan yaparsak şurada şu ayrıklığa sebep olmaması lazım. İkisi aynı yere batıyor ama orada bir boşluk varmış gibi görünüyor. Aslında yok. Evet, bunu şu son sıradaki pipiriklerden de böyle birleştirerek bir şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz böyle, isterseniz de böyle yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Daha güzel modellerde görüşmek üzere diyorum ve ayrıca bütün istek modelleri değerlendirmeye çalışıyorum. Yapabildiğimi hemen yapıyorum. Yapamadıklarım oluyor. Ama hepsini bir sıraya koyuyorum. Sırayla yapmaya çalışıyorum. Teşekkürler izlediğiniz için. Şimdilik hoşça kalın.